son günlerde açıklamalarıyla tepki çeken sözde ilahiyatçıları hedefine aldı. İslam'ın güncellenmesi gerekiyor diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarının ardından sözde ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ın kadınlarla ilgili tepki çeken sözleri hakkında soruşturma başlatıldı. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar? Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Din adamı olarak ortaya çıkıyorlar dedi. Kendini ilahiyatçı olarak tanıtan bazı kişilerin kadınları hedef alan çıkışlarına ateş püskürdü. İslam'ın güncellenmesi gereğine işaret etti. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. Yer, zaman, koşullar her şeyiyle o da ne yapıyor? Değişiyor. Din adamları tarafından tepki göreceğini söyleyerek yaptı Erdoğan o dikkat çeken çıkışı. Dünya Kadınlar Günü'nde programında verdi mesajını. Şimdi birçok hoca efendi tabii beni tefe koyup çalacak, o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın, mesele orada. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bu mantıkla dikkat çekmek, popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Ortada sorun olduğunu görüyoruz dedi. Çözümün iyi niyet ve yapıcı tutumla bulunacağını söyledi. Kur'an'ı adres gösterdi. Asıl olan nedir? Bizim mukaddes kitabımız Kur'an'dır. Kur'an'a ters değilse mesele bitmiştir. Kadınları rencide etmemek için değerlerimize zarar gösterilmemeli derken Diyanet'e de bir çağrısı vardı. Din İşleri Yüksek Kurulu var. Niye sessiz kalıyorlar? Sessiz kalıp bu alanı niçin bu adamlara kaptırıyorlar? FETÖ olayında da yapmıştı benzer bir çağrıyı. Onu da hatırlattı. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan kime kaldı? FETÖ'ye kaldı. Onların da zaten vasıfları ortada. Erdoğan'ın o açıklamaları gündemin ilk sırasına yerleşmişken kadınlara yönelik sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı Nurettin Yıldız hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yıldız son olarak kocasından dayak yiyen kadının şükretmesi gerektiğini söyleyerek şimşekleri üzerine çekmişti.